24 Nisan 2020 Almanya'da vaka sayısı 154 bini, ölü sayısı 5600'ü, iyileşenlerin sayısı ise 107 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü bugün yine korona önlemlerinin çok hızlı gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Ölü sayısının artması önlemler sayesinde azaltıldı. Enstitü ayrıca hafif solunum şikayeti olanlara bile hemen test yapılsın dedi. Bunu şiddetle tavsiye ettiler ama doktorları buna zorlama yetkilerinin de olmadığını eklediler. Havaların ısınmasıyla normal grip vakaları azaldı. Bu nedenle testlerde daha yüksek isabet sağlanması bekleniyor. Şansölye Merkel ve eyalet başbakanları da 30 Nisan tarihinde yeniden toplantı yapacaklar. Bu toplantıda yeni korona düzenlemelerinin karara bağlanması bekleniyor. Yeni esneklikler gelecek. Bu yönde karar alınacak diye bekleniyor. Alınırsa 6 Mayıs'tan sonra geçerli olması planlanıyor bunların. Merkel çok temkinli. Kısıtlamaların esnetilmesi konusunda temkinli. Ama bazı eyaletler de çok hevesli. Thüringen Başbakanı Sol Partili Ramelow da bunu söyledi. Maske mecburiyeti gibi konularda eyaletler arasında umduğumuz uyumu yakalayamadık dedi. Yasakları kaldırmaya hevesli eyaletlerin başında da Kuzey Ren-Westfalia geliyor, NRW. Almanya'da camilerin 3 Mayıs'ta açılması yönünde hazırlıklar yapılıyordu. NRW hükümeti 1 Mayıs'tan itibaren ibadethanelerin açılabileceğini duyurdu. Tabii önlemlerin alınması kaydıyla. Peki nedir bu önlemler? Camilerde nasıl önlemler alınabilir? Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi var. Camilerde alınması planlanan bu tedbirlere ilişkin bir taslak sundular İçişleri Bakanlığı'na. Buna göre ibadet için camiye gelenler mutlaka maske takacak. Abdest evde alınacak, camide abdest alınmayacak. İçeriye de sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilecek ve bir kişiye en az 10 metrekare alan bırakılması sağlanacak. 16 yaşındaki çocuklar camiye alınmayacak. 65 yaşın üstündekiler de kendi inisiyatifleriyle evde kalmaları yönünde ricada bulunulacak onlardan da. Ayrıca ilk etapta sadece öğle ve ikindi namazlarında açılması düşünülüyor camilerin. Ama bunlar taslaklar, öneriler. Önümüzdeki günlerde net açıklamalar yapıldığı takdirde onları da duyuracağız. Almanya Eğitim Bakanı Karl Lissek okullarda maske takma mecburiyetinin getirilmesini istedi ve cumartesi günleri de okula gidilmesini önerdi. Sınıflarda yeterli mesafe bırakıldığında bu maskeler çıkarılabilsin dedi. Bu arada maske takmayanlara da ceza var. 150 avrodan 5000 avroya kadar bu maske cezaları verilebilir Bavyera'da. Bavyera eyaleti belirlenen yerlerde maske takmayanlara 150 avro, çalışanlarının maske takmadığı mağazalara ise 5000 avroya kadar para cezası vereceğini açıkladı. Berberlerde, marketlerde, toplu taşımada maske mecburiyeti geldi. Futbol maçlarının da yeniden başlaması gündemde. Bunun için bir çalışma belgesi hazırlandı. Çalışma Bakanlığı'nda henüz taslak halinde. Eğer başlarsa nasıl başlayacak diye Der Spiegel burada iki önerinin olduğunu yazdı. Birincisi maçlara katılan herkes için bir karantina. İkincisi de futbolcuların ve hakemlerin bu sporcular için uygun olan, özel olan maskelerden takmaları. Tabii zaten maçlar seyircisiz oynanacak. Bunlar oyuncular ve hakemler için geçerli. Bu arada maske sıkıntısına karşı çözüm arayışı da sürüyor. Bavyera'da cezaevleri için 65 hızlı dikiş makinesi satın alındı. Cezaevinde bulunan yaklaşık 100 mahkum firmalarla işbirliği içerisinde maske üretmeye başlayacak. Dünya çapında da maske sıkıntısı var. Japonya'da piyango başlatıldı. 30 bin maske için piyango düzenliyor bir şirket. Maskeleri kimin alacağı çekilişle belirlenecek, o kadar sıkıntı var. İlginç önlemler de alınıyor. Mesela Panama'da 3 gün kadınlar, 3 gün erkekler sokağa çıkabiliyor. Pazar günleri kimse çıkamıyor. Bugün insan hakları örgütleri bir açıklama yaptı. İşte eşcinseller ne zaman çıkacak, onların hakları ihlal ediliyor diye. Dünyanın birçok bölgesinde bu maske ve korona nedeniyle değişik önlemler alınıyor. Almanya'da da korona nedeniyle Türkiye'ye gidemeyen bir vatandaş Türkiye'deki taşınmazını Berlin'den telekonferansa sattı. Aslında bu yöndeki düzenleme 2019 Aralık ayında yapılmıştı. İlk satış 22 Nisan'da Berlin ve Konya arasında gerçekleştirildi. Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro temsilciliğine başvuran Sezai Gül adlı vatandaşımız bu çerçevede
bir ilke imza atmış oldu. Güzel bir uygulama bu. Yetkilileri tebrik ediyoruz. Umarım bu işin şimdi dolandırıcıları çıkmaz. Çünkü ne çıksa ertesi hafta dolandırıcısı çıkıyor. Almanya'da bu yardımların ödenmesi sürecinde de ortaya biliyorsunuz birçok dolandırıcı çıkmıştı. Sahte siteler yapmışlardı. O nedenle birçok kişi yardımını çok ihtiyacı olmasına rağmen hala alamadı. 800 metrekarenin altındaki dükkanlar açıldı ama işler de iyi gitmiyor. Birçok esnaf arkadaşımız mesaj gönderdiler bu konuda. İşler durgun. Yani dükkanları açmak yetmiyor. Yeni destek paketleri lazım. Fransa bu yönde bir adım attı. Fransız parlamentosu yeni bir yardım paketi kabul etti. 110 milyar avroluk bu yeni acil durum paketi. Yine işletmelere, dar gelirli ve çocuklu ailelere yeni destekleri gündeme getirdi. Fransa'da önümüzdeki dönemde ekonominin de %8'e kadar küçülmesi bekleniyor. Bu 2. Dünya Savaşı'nın ardından görülen en büyük ekonomik kayıt olarak kayıtlara geçecek. İngiltere'de de bir İngiliz milletvekili Ramazan'ın ilk haftasında oruç tutmaya karar verdiğini açıkladı. Müslüman değil kendisi, muhafazakar partili Bristow. Ama bu deneyimi şehrinde yaşayan 20 bin Müslümanla, seçmenleriyle paylaşmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Bir gününü de kameraya alacakmış. Yani İngiltere'de o bölgede yaşayan dostlarımızdan ricamız bu milletvekiline Ramazan ayının bir Survivor programı olmadığını anlatmaları. Ramazan maalesef sadece oruç tutmak olarak algılanıyor. Ama Ramazan'ın esası paylaşmak, yardımlaşmak, Müslümanların değil, sadece Müslümanların değil, tüm yoksulların halini anlamak. Onun için de inanmadığı halde oruç tutmasına gerek yok sayın milletvekilinin. Parlamentoda yoksulların haklarını savunsun yeter. Yani Arap Yarımadası'nda Umman'da bir bölge var. Vekan köyü diye. Bu köyün özel bir coğrafi konumu var. Bu nedenle güneş çok kısa süre görülüyor. Sadece 3,5 saat görülüyor ve 3,5 saat oruç tutuluyor. Köy neyle geçiniyor biliyor musunuz? Ramazan ayında oraya akın eden Müslüman turistlerden elde ettiği gelirle. Siz şimdi böyle yapınca haşa Allah'ı kandırdığınızı mı zannediyorsunuz? Yani bunu ben çok saçma buluyorum. Kardeşim isteyen oruç tutar, isteyen tutmaz. Herkes kendine. Yani bunun bana hiçbir faydası yok. Oruç tutarsan kendine faydası olur ama zekatını vermezsen, kamu malını çarçur edersen, çalarsan, çırparsan, yoksulun, emekçinin, işçinin hakkını yersen bunun bana da zararı büyük, kamuya da zararı büyük. Ve inanın öbür dünyada Allah oruç tutmayanları belki affeder ama hak yiyenleri asla affetmez bu garibanlar. Bunu ne biz anlayabildik tam olarak ne de gayrimüslim dostlarımıza anlatabildik. Almanya'da ev sahipleri birliği var. Onlar bir anket yaptırmışlar. Korona krizi nedeniyle bir araştırma yaptırmışlar. Kirasını ödeyemeyen kiracıların oranı %6.9'a çıkmış. Bu da yaklaşık 1 milyon 600 bin hanenin Almanya'da kirasını ödeyemediğini gösteriyor. Normalde bu oran %2-2.5 arasında seyredermiş. Bu konuda yasal düzenleme yapılmıştı. Kirasını ödemeyenler, ödeyemeyenler Eylül ayına kadar evlerden çıkarılamayacaklar. Eylül'den sonra bakılacak. Eğer kriz devam ederse bu süre uzatılabilecek. Ancak bu kiranızı ödemeseniz de olur anlamına da gelmiyor. Evden çıkarılmazsınız ama borcunuz baki kalır. Şufaya düşersiniz Almanya'da ve eninde sonunda ödemek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu düzenleme ancak geçici bir etki yapar. Bu arada bu şufalarla ilgili de bir şey söyleyeyim yeri gelmişken. Mesela 18 yaşında bir çocuk gitti, özendi, bir tane telefon aldı. Faturasını da ödeyemedi. Yıllarca bu şufa olayı peşini bırakmaz. İşte 50 avro yüzünden, 100 avro yüzünden bir sürü işi aksar. Ama böyle büyük büyük bankalar, holdingler, karteller, dev firmalar hep yeniden sıfırdan başlama şansı bulurlar. Hükümet bunlara bu şansı verir. Vergileri silinir, düzenlemeler yapılır. Bunlar hep ayakta tutulurlar. Devleti yönetenlerin şu bankalara gösterdikleri şefkati, 18 yaşındaki bu çocuklara da göstermelerini bekliyoruz. Sanırım bu da bizim hakkımız. Bir de biz bazı şeylere çok alıştık. Yani birilerinin zengin, birilerinin fakir doğmasına, birilerinin ev sahibi, birilerinin kiracı olmasına çok alıştık. Oysa bunlar bizim kafamızda kurduğumuz şeyler aslında. Yani biz bunları böyle kabul ettiğimiz sürece bunlar varlar. Örneğin para. Para bir kağıt parçasıdır. Yani fiziken bir değeri yok. Ama biz ona onun üstünde yazan rakamlar kadar değer atfediyoruz. Yani elinde bir kağıtla geliyor birisi. Mesela ona marketten 1 kilo muz veriyorlar. Oysa hiçbir maymunu bir kağıt parçası karşılığında bir tane muz vermeye ikna edemezsiniz dünyada. Yani demek istediğim şu.
dışarıdan bakım bir an için. Mesela uzaylılar gelse, dünyayı gözlüyorlar, varsa tabii uzaylılar. Ne düşünürler bu ev sahipliği, kiracılık hakkında bir düşünün. Yani dünyada birçok canlı var. Zekası nedeniyle hepsini yöneten insan diye ayrı bir canlı var. Bunlar aralarında bir sistem geliştirmişler. Böyle kağıtlara bir şeyler yazmışlar. Bunlara vererek ticaret yapıyorlar. Bazıları da tuğlalardan, demirlerden sığınacak yerler inşa etmiş. Diğerlerinin bunların içinde soğuktan korunmalarına izin vermek için bu kağıtlardan istiyorlar derler. Ne kadar saçma değil mi? Dört duvar arasında durmanız için sizden her ay maaşınızın yarısını getirip vermenizi isteyen bir sistem var. Ev sahipleri de bankaya götürüp veriyor maaşının yarısını. Kime çalışıyorsunuz? Ev sahibine. Fabrikada çalışıyorsunuz belki ama emeğinizin karşılığını getirip ev sahibine teslim ediyorsunuz ay sonunda. Soran olursa da dünyada kölelik kalktı dersiniz. Ama bir uzaylı gelse yapacağı yorum odur. 100 yıl önce kölelik varmış. İnsanlar kalacak yer ve yiyecek karşılığında başka insanlara hizmet ederlermiş. Şimdi bu sistem biraz şekil değiştirmiş. Tabii bu sistemi besleyen, ateşe durmadan odun atan insanlar sayesinde. Mevlana diyor ya, zenginlik insanı sarhoş eder, aklı başından alır, utanmayı gönülden siler. Yani artık hiçbir değeri olmayan bu kağıt parçaları için utanma duygusunu kaybeden o kadar çok insan var ki çevremizde. Oysa ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Hazreti Mevlana bunu da çok güzel söylüyor. Denize testiyi daldırsan alabileceğin su kadar alırsın, gerisi kalır. Ramazan'ın bu ilk gününden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.